hep birlikte bu insanı yok etmeye çalıştılar. Belki de hayatına kastetmek istediler. Hapse girmeden önce de hapiste de ama... Bəlkə də Mübariz Mənsimovun həyatına qəsd etmək istəyənlər də oldu. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Türkiyəli jurnalist Seyfullah Tüksoy deyib. Jurnalist Mübariz Mənsimovu öz ətrafının xəyanət etdiyini bildirib. Onun ətrafında olan şəxslər Mənsimovun xoş niyyətindən istifadə edərək korrupsiya ilə məşğul olublar deyə Seyfullah Tüksoy əlavə edib. Bu insanlar bilə-bilə yıllarca ekmeğini yedikleri, yıllarca beraber çalıştıkları patronlarını sattılar. Yani açık tabirle söylüyorum, sattılar. Ama onun öncesi de var. Onun öncesi de var. Bunlar Mübariz Bey'in iyi niyetinden istifade ederek çok büyük bazı yolsuzluk ve suistimal olaylarına da karışmışlar. Yani Mübariz Bey'in en son açıklamaları olsun, mahkemedeki açıklamaları olsun, Yalıkavak Marina'nın nasıl el değiştirdiği, nasıl satıldığı, Mübariz Bey'e nasıl oyun oynadıkları bir kez daha gündeme gelmiş oldu. Malum şu anda halen mahkeme süreci devam eden Yalıkavak Marina'nın bugünkü piyasa değeri 1 milyar dolardan aşağı değil. 1 milyar dolarlık bir tesisi sahte bir takım şeylerle 29 milyon dolara sattılar. Yani Mübariz Bey'e İngilizce bir metin hazırlatmışlar. İşte onu bir şekilde oyuna getirerek imza attırmışlar. Ve bugünkü piyasa değeri 1 milyar dolar olan çok önemli bir tesisi, yani sudan ucuz bir fiyata elden çıkarmaya vesile olmuşlar. Zaten bütün problemlerin başlangıcı da orası. Mübariz Bey daha sonra yapılan bu İhaneti ve oyunu fark ediyor, işte mahkemelik oluyorlar. Onlar da kendilerini kurtarmak için Mübariz Bey'i yakma yolunu tercih ediyorlar. Yakmak için de en kullanışlı kavram nedir? İşte FETÖ örgütü, FETÖ'cülük. Birkaç insan işte tesadüf aynı dönemlere denk geliyor, gidiyorlar, ifade veriyorlar. Yani aslında gerek İngiltere'de devam eden Sokar davası, gerekse Lukoil davası hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu Yalıkavak Marina Bodrum'daki işletmeyle birbiriyle alakalı. Burası kazanıldığı zaman, burada adalet yerini bulduğu zaman ben inanıyorum ki Londra mahkemesinde de durum değişecek. Çünkü birbiriyle bağlantılı. Aynı şahıslar var, aynı figürler var, aynı oyuncular var. Büyük bir oyun yapılmış, büyük bir kumpas yapılmış. Yani Mübariz Bey'i batırmak için olağanüstü bir çaba sarf edilmiş. Burada tabii kullanılan insanlar var, piyonlar var. İşin arka planda bazı insanlar var, baronlar var, büyük baronlar var. Hep birlikte bu insanı yok etmeye çalıştılar. Belki de hayatına kastetmek istediler. Hapse girmeden önce de, hapiste de ama onlar bir şeyi unuttular. Yani onların bir planı varsa... Allah'ın da bir planı var.